Onlarla ilk kez 4 yıl önce çalıştığım Niğde Devlet Hastanesi'nde tanıştım. Oldukça şaşırtıcı ve çarpıcılardı. Yani umarım anlattığınız kadar vardı Sultan Bey. Aslında anlattığımdan çok daha fazlası. Bir dakika, bir dakika. İçerideki şarkı ne? Buyurun. Kendiniz görün. Huzursuz bir yağmur içinde kaybolmuş. Karanlık odalar, yalnız hayatlar. Hiç hesapta olmayan bir yol ayrımında karşına çıkarlar. Tanıştırayım. Şeniz ve Filiz kardeşler. Selam. Selam. Şeniz ve Filiz Siyem ikizleri Niğde'de yapışık olarak doğdular. Yaklaşık 20 saat süren bir ameliyatla dünyaya geldiler. Yani tahmin edersiniz ki oldukça zor bir doğum. Ama ikisi de hayata tutundular. İkisi de farklı hayatlara tutunmuşlar. Bunu bir de bana sor. Evet, şimdi şöyle bir durum var. Mesela biri pop müzik seviyor, biri rock müzik seviyor. Biri sadelikten yana, diğeri süsten. Yani yapışık olmaları onları çok bağlamamış. Alınıyorum ama. Süstü derken? Yani nasıl başardığınızı tahmin bile edemiyorum. Kız kardeşin var mı? Var. Hatta şu an senin kardeşinin karşısında oturuyor. Süper. O zaman kardeşlerimizi birbirimize şikayet edebiliriz. Hı. İşte tam da böyle bir şey. Hayatları boyunca kendi kimliklerini bulmaya çalışan birer birey onlar. Evet. Ama kendilerini iki ayrı insan olarak değil, yaşayan tek bir organizma olarak düşünmeyi öğrenmeleri gerek. Biz burada yokmuşuz gibi konuşmasanız. Anlıyoruz ama. Tamam, evet, haklısınız. Ama şimdi benim de anlatmam gerekiyor. Şimdi iki kardeş aynı karaciğeri paylaşıyorlar ve aynı kolu paylaşıyorlar. Evet, dalak ve omurilikleri de aynı. Ama akciğerler ve kalpler farklı. Üreme sistemleri de farklı. Yani farklı farklı çocuk sahibi olabiliyorlar. Şeniz beni gece terlemeleri ve pelvis ağrısı sıkıntısıyla aradı. Ben de onları buraya çağırdım. Çünkü sizinle görmenizi istedim. Selamlar. Vakayı benden mi saklıyorsunuz yoksa? Kardeşim sen de bayağı bir kara kutuymuşsun ha. Merhaba. Peki kardeşinin yaşadığı sıkıntıları sen de yaşıyor musun? Hissediyor musun vücudunda? Yok, ben sağlıklı olanım. Her zaman değil. Bütün işi ben yapmasam nefesin kesiliveriyor. Şu pelvis ağrısının yerini gösterebilecek misin bana? Hı hı. Şurası. Ah! Ah! Bırakın şunu ya, numara yapıyor. Bizim sinir sistemlerimiz ayrı. Yani ağrı hissedemez. Yani kardeşinin yaşadığı semptomları sen yaşamıyorsun. Hayır, gayet normal hissediyorum ben. Anladım. İkinize de testler yapmamız gerek. Tamam. Peki Şeniz'in sorunu ne? Bilmiyorum. Testlerden sonra öğreneceğiz. Yani sultanı küçümsedim ama adam aldı hayatımın vakasını karşıma koydu. Öyle oldu. Beyim. Bak senin bugün buraya gelmen iyi fikir değildi. Git evine dinlen ha. Hatta yarından gelme. Yok, iyiyim ben. Eve gidip ne yapacağım? Annemin gül yüzünü mü göreceğim? Rol yapma bana. Görüyorum seni, iyi değilsin. Senin gibi mi? O ne demek şimdi? Dün gece annemin söylediklerini duymamış gibi yaptın ya. Öyle bir şey. Ya birinden kaçarken öbürüne yakalanıyor. İpek durur musun? İpek. Konuşmak istiyorum. Ben istemiyorum konuşmak. Dün söylediklerini istemeden söylediğini düşünmek istiyorum. Yok sayacağım, tamam mı? Babamızın öldüğünü yok mu sayalım? Ben öyle bir şey mi diyorum? Sen benim neler hissettim, neler yaşadığımı biliyor musun? Hayatımın nasıl alt üst olduğunun farkında mısın sen? Ama beni suçlamaya devam etmek istiyorsan, omzuma yeni yükler yükleyeceksen buyur yükle. İçin rahatlayacaksa yap, devam et.
Belki ikimizden biri daha iyi hisseder o zaman. Ama bunlara katlanmak benim için yeterince zor zaten. Ölen benim de babamdı. Düğün sabahı kanıyla uyandığımda koca. Anladın mı? Kızlar, sakin ama, sakin. Oğuz sen karışma. Eylül Hanım, Siyamik izlerinin tarama sonuçları geldi. Şeyiniz kanser. Filiz'in sağlık durumu gayet iyi. Eğer senin içinde bir sakınca yoksa Sinan Hoca da bir görsün istiyorum. Ne dersin? Yani galiba aranız biraz kötüymüş de büyük annenizle ilgili bir sorun olmuş galiba. Hasta sizin hastanız. Eğer Sinan Bey'den görüş almak istiyorsanız tabii ki. Güzel. Ben de zaten böyle olacağını düşünerek herkesi toplantı odasına çağırmıştım. Şimdi şeyiniz kanser, ben değilim öyle mi? Evet. Ama tedavisi var değil mi? Maalesef. Kanser son safhada. Ben ölünce Filiz'e ne olacak? Ne susuyorsunuz Sultan Bey? Bizi buraya siz getirdiniz. Size inanıp geldik. Onca dil döktünüz. Şimdi niye susuyorsunuz? Şeniz, kardeşlerden biri öldüğünde diğeri de ancak birkaç gün yaşayabilir. Bir vücut ölüp çürümeye başladığında diğeri de zaten sepsis yüzünden ölecektir. Doktor gibi konuşma benimle. İnsan gibi konuş. Ne diyorsun yani? Kardeşim benim yüzümden mi ölecek? Şeniz, sakin ol. Evet. O zaman hemen ayırın bizi. Ben kardeşimin ölümüne sebep olmak istemiyorum. Hayır. Ben istemiyorum. Hatırlamıyor musun Şeniz? Biz neden ayrılmak istiyorduk? Beraber yürüyüşlere çıkacaktık. Göz göze bakacaktık. Hatırlamıyor musun? Adaya gidecektik. Bisiklete binecektik hani. Ben siz de yaparsın hepsini. Niye yapayım? Sen yokken niye yapayım? Ne anlamı var? O yaşamıyorsa ben de ölmek istiyorum. Başladı yine saçma sapan konuşmaya. Şeniz, Allah bizi böyle yarattı. Sen benim bir parçamsın. Biz beraber doğduk. Beraber öleceğiz. İstemiyorum ben bu ameliyatı. Kes artık. Sizi ayırın diyorum. Geliyorum ben. Bu tek başına verebileceğim bir karar değil. Öleceksek beraber öleceğiz kardeşim. Boşuna bağırıp durma. Yeter. Doktorların hepsi aklını kaybetmiş. Çıkalım buradan. Filiz, önce bir konuşalım. Biz ayrılmayacağız dedim. O kadar. Filiz, Eylül'ümü bir dinlesen. Bu defa benim dediğim olacak. Sanki ne zaman benim dediğim olduysa. Bak, yanlış bir karar veriyorsun Filiz. Filiz, güçlü değilsin. Ben de değilim. Güçlü olan tek şey benim vücudumdaki kanser. Biz birlikte onu yenemeyiz. Ama eğer ayrılırsan kurtulabilirsin. Anla artık. Birlikte yenebiliriz kızlar. Yeter ki yardımcı olmamıza izin verin. Bırakın yardım edelim. Anlaştık mı? Tamam mı? Anlaştık değil mi? Evet desene. Dinle beni Şeniz. Bir yol daha var. Doktorlardan daha mı iyi bileceksin? İnat etme. Acı çekerek öleceksin. Acı çekerek değil. Ben öleceğim. Sen de yavaş yavaş çürüyeceksin. Bundan daha beter bir ölüm mü var? Yapma ne olur.
çürüyerek ölmek zorunda değilim. Başka yolu yok diyor. Anlamıyor musun? Var Şeniz. Bir yol daha var. Vallahi hızınıza yetişemiyoruz. İlk önce ameliyat olmayı kabul etmeniz, şimdi de bu alelacele organ bağışı. Yok yani çok büyük ve kutsal bir şey yapıyorsunuz, farkındayım ama böyle bir anda karar vermeniz... Bazı kararlar düşünerek verilmez ki. Hissedersin ve uygularsın. Orası da öyle tabii. Hayatta her şey olabilir. Bir gün ölürsek en azından bir işe yaramış oluruz. Ne ölmesi? Sizin yaşamanız için ne gerekiyorsa yapacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Siz bu belgeleri imzalayın. Ben hemen geliyorum, tamam mı? Tamam. Biz buradayız. Süper. Bak, bugünden sonra kimse bize böyle bakamayacak. Artık özgür olacağız. Hem de hiç olmadığımız kadar. Pardon, biz biraz hava almak istiyoruz da. Bu asansör çatıya çıkıyor değil mi? Tabii tabii, çıkabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler. Gidiyoruz o zaman. Gidiyoruz. Vazgeçtim. Şeniz, sen yoksan benim yaşamak için hiçbir nedenim kalmıyor. Neden anlamıyorsun bunu? Hayır. Bir nedenin olacak. Benim organlarımla yaşayan bir sürü kardeşin olacak. Ve sen hayatta kalıp onların her mutluluğuna baktığında beni göreceksin. İlk kez bir işe yarayacağız bu hayatta. Birileri arkamızdan iyi ki varsınız diyecek. İlk defa bir ucube gibi değil. Mucizeleri gibi bakacaklar bize. Ve her ne olursa olsun, ben kardeşimin yüzünü bir kere görmek istiyorum. Neredeler ki bunlar? Hocam, ben de ilaçlarını bırakmaya gelmiştim. Çatıya çıktı onlar. Çatıya mı? Bu soğukta. Biraz hava alacaklarmış. Ben de çıkmayın diyemedim. Tamam, sağ ol. Nasıl sanıyorsunuz bu soğukta? Sırtımıza geçirdiğimiz son zamanların tadını çıkartıyoruz. Yani siz şimdi ayrılmayı kabul mü ediyorsunuz? Biz hiç ayrılmayacağız. Hiçbir zaman. Hadi aşağı inelim, burası çok soğuk. Isınmak için çaylar benden, tamam mı? Hadi. Hadi beraber inelim.
Arkadaşlar lütfen. Doktor bey henüz gelmedi. Arkadaşlar lütfen sıraya girelim. Hepinizin kaydı yapılacak. Lütfen sıraya girin. Sıraya geçin. Ünal abi ne oluyor burada? Vallahi hocam bu ambulans olayından sonra Ali Asaf hocayla karısı Karabucak'ta efsane olmuş. Baksanıza şu kalabalığa. Vallahi millet diş çekimi için bile Ali Asaf hocayı istiyor hocam. Haksız sayılmazlar ama. Kolay gelsin. Arkadaşlar lütfen sıraya girelim. Tamam, tamam. Tamam, sen sakin ol. Ben, bekle, ben geliyorum. Ah, ölüyorum ya. Çok acıyor. Lütfen. Abi bize yardım edebilir misin? Arkadaşımın karnı çok ağrıyor. Bir dakika bekle kızım. Ama bizimki çok acil. Yardım etmeniz gerekiyor. Buradaki herkesin durumu acil. Kızım görmüyor musun? Arkadaşın da sıranın en arkasına geçin. Hadi. Hadi kızım hadi yavrum. Ya. Baksana daha doktor bile gelmemiş. Burada sıra sana gelene kadar canın çıkar. Tamam ama bir tuvalete gidelim. Öleceğim diyorum sana Arda. İyi tamam hadi. Zeynep, ne oluyor burada? Ne bu kalabalık böyle? Tanıştırayım hayranlarınız. Hayranlarım mı? Sadece sizin değil ama sizin ve Eylül Hoca'nın çift olarak ünlü oldunuz. Şuraya bir imza alabilir miyim? Hastaların hepsi Ali Asaf Hoca baksın diyor. Resmen gururum kırıldı hocam. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Arkadaşım bayıldı. Sakin ol, sakin ol. Nerede arkadaşın? Ne oldu arkadaşına? Bilmiyorum. Birden bayıldı. Tuvalette. Tamam. Tamam. Sen sakin ol. İbrahim Bey! Karnım çok ağrıyor diyordu. Bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Tuvalete girdi çıkmadı bir daha. Adı ne arkadaşının? Damla. Damla. Damla! 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 Duyuyor musun beni? Ben de seslendim ama açmadım. Ah yardım edin. Tamam Damla yardım edeceğiz sana ama senin önce kapıyı açman lazım. Tamam mı? Bak Ali Asaf ben doktorum sana yardım edeceğim. Kapıyı açar mısın? Damla. Karnım çok ağrıyordu. Çok korkuyorum yardım edin. Tamam canım korkma ben sana yardım edeceğim. Elime bir şey geliyor. Eline bir şey mi geliyor? Nasıl bir şey bu? Yumuşak bir şey. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Ne olmuş Damla'ya? Kapıyı kırıp açalım mı hocam? Dur. Sanırım doğumu başlamış. Yumuşak bir şey dedi. Bebeğin ayağı. Damla hamile mi? Ama bana hiçbir şey söylemedi. Büyük ihtimalle o da bilmiyordu. Üstelik bebek ters geliyor. Damla! Damla! Yıldı galiba hocam. Damla! Damla iyi misin? Ses ver lütfen. Damla merak etme çıkaracağım seni oradan. Çekil. Damla! Söyle hemen ameliyathaneye hazırlasınlar. Doğumu alacağız. Hadi acele edin. Tamam hocam. Tamam Damla, tamam. Sakin ol. Sabret biraz, geçecek. Tamam tatlım, tamam. Sezeryen için vaktimiz yok. Normal doğum olacak. Ben bebek istemiyorum. Benim hamile olduğumdan bile haberim yoktu. Ne olursunuz yardım edin bana. Damla, ailenden birisini arayalım ister misin? Hayır, sakın kimseye söylemeyin. Babam beni mahveder, abim de öldürür. Damla, bitecek bu! Damla, bitecek. Sakin ol lütfen, tamam mı? Sakin ol. Ağrın geldikçe ıkınman lazım. Abi ne olursun kurtar beni. Tamam. Kurtaracağım. Sen bana yardımcı ol ki bebeğin kısa sürede doğmasını sağlayalım. Doğurmak için değil, kurtarmak için yardım et. Yaşatmazlar beni. Merak etme. Kötü bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Korkma tamam mı? Güven bana. Öyle bir şey olmayacak. Hadi. Söz mü? Doğduktan sonra da beni bırakmayacaksın. Söz Damla.
Sana söz veriyorum, bırakmayacağım. Ama önce bu bebeği doğurmak zorundasın. Hadi Damla. Hadi. Hadi Damla, hadi dayan, hadi bir kere daha, hadi. Olmuyor, hadi. Yapamıyorum. Olmuyor. Çekil önünden. Anlamıyorsun, içeri giremezsin. Dürtme lan kafanı, çekil. Ne oluyor? Bilmiyorum. Zeynep, sen gel bu tarafa. Tutun, tutun elini şu an. Bırak lan! Çekil! Bırak! Bırak! Ne oluyor burada ya? Sessiz olun. Hastane burası. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? O içerideki kızı vereceksin bana. Kimsin sen? Sana ne lan? Çekil önümden! Ne dediğini anlatacaksın bana! Sonra da geberteceğim onu. Hey! Sakin ol dostum. Sakin ol. Hastane burası. İnsanları rahatsız ediyorsun. Kes o sesini. Geç orada efendi efendi. Otur bekle. Doğum bittikten sonra da konuşacağız. Kimse kimseyi gebertmeyecek, tamam mı? Hiçbir şey beklemeyeceğim. Kırdırtma lan bana ilerini. Doğum olmayacak. Doğmayacak. Doğmayacak. Güler Bey, siz ne yaptınız? Vallahi hocam, bizim burada böyle oluyor bu işler. Siz içeri girin, ameliyatınızı yapın. Bir sorun yok, biz hallederiz. Hemen kontrol edin, pansuman yapın, tamam mı? Tamam hocam. Hadi yine iyisin. Ali Asaf Hoca bugün yeni sedye getirdi. Gıcır gıcır. Keyfini sür. İbrahim, hadi yeni sedye getir, tamam de abi. Taşıyalım şunu. Kızım buradaymış. Nerede kızım? Bir dakika hanımefendi, sakin olun. Kızınızın ismi neydi? Damla, Damla Öz. Damla mamla yok size. Düşün şu kızın yakasından artık. Abisi bir yandan, annesi bir yandan. Hem Reşit değil mi bu kız? Sen ne diyorsun be? Kızımı göreceğim. Ne oluyor burada? Hocam, abisinden kurtulduk. Şimdi de annesi gelmiş kızcağızı tartaklamaya. Ama izin vermedim. Tamam Yüner Bey, tamam. Ben konuşurum hanımefendiyle. Buyurun lütfen. Buyurun. Neden bana hiçbir şey anlatmadın? Kiminle yaptın bunu? Anne. Anne ne olur affet anne. Ben yemin ederim böyle olacağını düşünemedim anne. Ne olur affet. Allah senin canını almasın çocuk. Sen ne yaptın ha? Aptal. Bakın söz vermiştiniz. Anne affet. Ben bir yanlış yaptım. Biliyorum, babam öldürecek beni. Öldürecek. Abinden ona fırsat kalırsa tabii. Ya bu Sabi? Verelim o bebeği, birine verelim onu. Evlat vermek öyle kolay mı be? Ha? Sen hata yaptıysan bu Sabi'nin suçu ne ha? Sus. Ağlamanın faydası yok. Sen bu doktora dua et. Bize yardım edecek. Edeceğim, merak etme. Sosyal hizmetlerle çözeceğiz bu meseleyi. Kimse zarar veremeyecek size. Tamam mı? Gerçek mi bu? Günahsızın yüzü gözü hürmetine orada. Al bakalım. Al kucağına yavrum. Bu senin çocuğun. Bunun senden başka kimsesi yok. Bu güçsüz, bu muhtaç. Sen koruyacaksın. Ben nasıl her şeye katlanacaksam, sen de kızın için göğüs gereceksin.